Icebox haritası tercih edilen ilk harita ve Fnatic tarafından tercih edildi. Diğer yandan bir Ascen tercihimiz var. BBL Esports temsilcimiz bu haritayı tercih ediyor ve son harita Fracture haritası olacak. Ben ajanlara bakalım. Klasik kompozisyonlar var. Sova, bir Jet, Viper olmazsa olmazlar geliyor. Killjoy geliyor. Sage geliyor. Herhangi bir şekilde KO tercihi ya da Chamber tercihine giden bir takım söz konusu değil. İki kill açmış oldu mücadeleyi. Dörke şu da arıyor ama power off takası getirdi. Alsight hücumumuz hızlanacak. AMDLL hızlı bir şekilde site'e giriş yaptı. Plant. Alarm bot kırılıyor ve plant gelecek. Bu esnada Bravewave'den bir o da yeni transferi Fnatic'in. Turco'ya bir hasar verdi. Turco canını tazelemeye çalışacak ama biraz beklemesi gerekiyor. Power'un da çok fazla canı yok. Şerif denemesi AMDLL'den başarılı değil. Turco 38 canı var. Power'a hasar vermeye çalışırken Magnum Brave son killleri Fnatic için çıkarmayı başardı ve özellikle drone'u açtı. Ve tekleyebilirse de örkeği bu bizim için bir avantaj haline gelecek. Viper duvarı burada kullanılan bir tane keş kokunu görebiliyoruz ve Boster bununla birlikte kill almayı başardı. Dörke'nin yeri açığa çıkmışken o da deşini kullanıp geri kaçmaya çalışıyor. Boster hala pozisyonu bozmadı ve biraz daha hasar verdi. Bir oyuncu kaybettik, site'a yavaş yavaş giriyoruz. Dörke cross'unu bu kez Evan'dan tutuyor. Kushner'ın onu piklemeden üst plant'i alabilmiş değiliz. Turco'da spike duvardan sonra plant gelecek. Dörke Heaven'dan yürüdü. Raptors'da AMDLL. Bakalım onunla karşılaşacak mı? Hayır, bu fight yaşanmadı. AMDLL iyi bir konuma sahip. Arkada iki kişi var bu arada. Evet, bu arada yani, evet dediğin gibi. Dikkat etmemiz biliyorum. Gerekiyor. AMDLL. İlk kere çıkartırsak 4v5'te şansımız olabilir. Arkadaki oyuncuların köşeleri kontrol edecek bu esnada. Bir asistavuz var AMDLL. Yavaşlatmaya çalışıyoruz. Boster yaklaştı. Hasar veremedik. Yine gelen mermiler söz konusu Dörke. İçeri girmeye çalışacak. Magnum bir kill almış. Turco'dan gelen bir karşılık var aslan. Kill çıkardı 3v3. Ardından Boster'la Magnum arkadan geldiler. Ve avantaj sağladılar. Açılan bir duvar. Kushner arkadaki oyuncuyu düşürüyor ama yarıdan fazlası çözüldü ve Kushner hamle yapabilecek bir konumda değil. Maalesef burada verdiğimiz hasarların aksine roundu kazanılabilecek bir noktaya getiremedik. Boster son kill almayı başardı. Boster için yavaş yavaş kontrolünü almaya çalışıyor. Hareketlilik başlıyor. Bizim tarafımızda Aslan Manshadow. Drone'un kullandığı şimdi Boster. Bizi ilk bekleyen oyunculardan bir tanesi. Onu bu kutunun üstünde fark edebilecek miyiz? Yine 4K, Kili Turco üstünde buldu. Ultiyi maalesef bu roundda kullanma imkanımız kalmadı. Ve açılışı yapıyorlar. Plant'ı almadık. Boster'da AMDLL'i fark etti. Biraz hasar var ama can tazelemesi girecek. 4K arkada hamle yapmaya çalışırken onu yakalayan isim Power oldu. Ve 3 ve 4'te artık bir an önce site'e gitmemiz lazım ama Sage'i kaybettik. Bu bizim için Plant'ı alabilmek adına biraz problem gibi şu an. Mystic'te burada geriden savunma yapmaya çalışan bir diğer oyuncu. Site'ı bıraktılar çünkü plant'imizin zor olacağını biliyorlar. Bir tecrit kullanıyoruz. Power'a tecritlerini kullandı ve en azından plant alırken biraz daha rahat oynamak isteyeceğiz burada. İki asitavuz var Ebrar. Ya bu bizim en büyük sıkıntımız şu anda. İlki kullanıldı. Power'a bu arada site sesine kadar girdi. Asitavuzunun düşmediği yere doğru plant'ı alıyor. Brave altında görüldü. Kuşun bu fight'ı istemiyor. Geri kaçacak. Bu esnada Bolster Power'ı yakalamış ve Aslan fight'ının ilkini kazandı. Üzerine gelecek iki oyuncu birden var. Kardan adam tarafından da geliyor. Kushner buraya destek verirken Bolster'ın yapacağı pik önemli. Burada ciddi bir silah avantajımız var. İyi bir cam. Şok oku geldi Aslan üzerine. Yani işimiz biraz zor Ebrar açıkçası. Bir şok oku daha. Aslan Maşilov bunlarla düşürüyor. Öldü. Ama clutch şansımız var Kushner'la. 41 can da işi duruyor. Brave. Site'a doğru yönelmedi. Sarı'ya gelmek istiyor. Kushner'la birazdan karşılaşacak. Roscoe Fata! Mükemmel bir clutch. 3-1 yapıyoruz. Kushner! Keşif oku. Yakında kimsenin olmadığı belli artık. Dörke operatörüyle bir deneme. Perde arkasına doğru bir şey çıkmadı buradan. Kushner Boss'la bir fight yaşayacaktı ama bu arada Brave bir kill bulmuş. Turco'dan takas var. Brave'i yakalamayı başardık. Turco power'ı kaldırıyor şimdi. Ve 5'e 4 bir hücum derken Kushner'dan bir kill daha. 4'e iyi reaksiyon. Kushner takası getirdi ama site altında Boster. O da bir kill buluyor. Dikkatli olmamız lazım. Boster'ın da ultisi var ama kullanabileceği bir açı şu anda söz konusu değil. Power arkasını dönerken Boster kill'i çıkardı. 2v2'ye getirdi ve mid'e doğru hareketlenen Viper'ları şimdi site'a gelecek Boster. Turco'yu fark etti zannediyorum. Ultiyi kullanmak için geri çekilmişti. Magnum'u burada kaldıracak artık. Boster ve Magnum'da bir ulti var. Bu ultiyi birazdan kullanmak isteyeceklerdir. Kullanım. Ve buna karşı net bir cevabımız yok. Fight'ı kazanmaya çalışacağız derken Mystic Turco'yu yakaladı ve AMDLL artık tek başına kalıyor. Stavuzları yok. AMDLL'in nereye kaçabileceği aşağı yukarı onların da tabii ki malumu. Ve üstüne doğru kalabalık gelecekler. Boster bir başka kill aldı. Fnatic adına beklenenin aksine Bronz. 1 dakikanın altına inerken biz hamleleri bekliyoruz. Bizim perdemiz burada. Onların Viper perdesi A içerisinde ve Kushner hareketlendi. İlk elimizin elimize geldi. Kushner istediğimizi verdi bize. Site'i biraz geriden tutuyorlardı. Bir asit avucu. İstenilen yere gitmiyor. Yalnız Brave'in ultisi var. Plant'i
şimdilik geciktiremedi ve derken Mystic geldi, kutu üzerine çıktı, bir kill buldu. Tower'a yakalıyor, yakın mesafede imdiyeler var. Buradaki slow da olduğu için buradan çıkışımız çok kolay olmayacak. Dönke bizim adımıza bir şans anı, yani, bir timing anı. Dikkatli olmamız lazım. Ulti içerisinde düşmezsek problem yok. Aslan başı da klasikle bekliyor. Silah avantajı onlarda. Mystic girmeye çalışacak. Bir kişi bloku atıldı. Duvarı kırmaya çalışıyorlar. Asist havuzları var. Aynı zamanda Mystic'in canı oldukça azalıyor. Ultinin içerisinde hareketlenirken bu sıfır yarı çözdü. Yok artık. Mystic bir canıyla iki oyuncumuz düşürdü. Kalan isimlerden bir tanesi Aslan. Tek ismimiz Birinci, Aslan. Güzel killer ama. Gönderdi. Rondo süreyle birlikte son anda kazanmış oldular. Hiçbir ultileri kalmadı B'deki. Viper ultisi dışında şimdi hücum teşhidi kullanıyoruz. Aynı zamanda Sova ultisine sahibiz ve Buster geldi, tarihti kırdı. Arkadan birazcık işkilleneceğiz ama bir de alarm botumuz mevcut. Atılan bir tane keşif oku var. Bu keşif okuyla birlikte site'in başı olduğunu iyice anlıyoruz. Ve plant'i alacağız. Şok oklarını deniyor Brave. Umarım çok sıkıntı yaratmayacak bizim için. İkinci şoku en azından isabet etmeyecektir. Nanosürler bırakıldı. Türko duvar arkasında. O biraz önde pozisyon almak istedi. Takım arkadaşlarından biraz uzak ama zaman çalması yeterli olacak Türkan'ın. Derken Q3 yanır. Yok artık. Monster harika bir kill buldu. Bir de keşif oku. Power'ın yeri açığa çıkıyor. Türko hala burada. Türko'ya bakmadılar. Türko harika bir kill. Yalnız Monster'a reaksiyon veremedi ve nano sürünü şimdi açıyor burada. Ultimiz Power'a var. Sol ultisi var. Power'a soluna bakmadı. Göremedi maalesef bu ulti. Sonuç vermek zorunda. Aim DLL hala arkada bir oyuncu olduğu için bu ultiyi kullanamıyoruz. Mystic bizi çok rahatsız etti. Aim DLL yakalanıyor Aslan. Kili çıkardıktan sonra Boston'un sadece bir mermilik canı var ama burada yarıya kadar almışlardı ve artık bunu engelleyebilmemiz pek mümkün değil. İki plant'i almaya çalışıyoruz. Arkada bir taret. Taret şimdi aktif hale geldi. Brave'de bir tane keşif oku var. Bu kırılabilir mi? Hemen bilmiyorum. Bu problem olabilir. Ultiyi kullanacak mıyız Türko? Kaldıracak mı arkadaşına? İnanılmaz bir keşif oku. 4 oyuncuyu gösterdi. Ve burada 4 kanıtı operatörü var. Peek alabilmemiz zor. Türko'nun ilk fırsatında burayı değerlendirebilmesi gerekiyordu. Belki de artık her şey Aslan başı Dover Rifle'ına bakacak gibi. Yine yeni belli ama köşeleri. Güzel bir kill çıkardı. Devamında site'deki oyuncu takası almış. Bravo, Aslan'dan birden Aslan fazla kill geldi ama canı o kadar az ki Aslan'ın. Yapılabilecek gerçekten çok fazla bir şey yok. 9. round'a girilirken şimdi yani 4 kez sürekli bunu sağlıyor ama Power'a bu sefer eğilmiş bir vaziyette bekliyordu. 4'e ıska geçmedi mermi. Yine hedefi 12'den vuruyor 4'e. 4v4. Hiç oyunumuz düşse bile biz onların booster'ını alıyoruz. Site içerisinde bir atraksiyon istedik. Aksiyon istedik. Aslan Başınov yine 4'e tarafından bulundu ve Lurk oyuncumuz yok. Brave burada plant'i engelledi. Kill'e gidebilecek neredeyse. Brave'e dikkat etmemiz gerekiyor ekstra. Atılan bir tane Stavus olacak. Güçlü operatör denedi ama kill'i çıkartamayınca Mystic'ten yanıt geliyor. İki oyuncumuz 4 oyuncuya karşı gelebilecekler mi? Canlar azken. Biraz Stavus'u MDL'lerden biraz erken kullanılmak durumunda kaldı. 4'e yavaş yavaş açıları eksilte eksilte geliyor Magnum. MDL'ler bir Stavus'u daha çıkardı elinden. Onu site üzerinde gördük. Şimdi oraya doğru çıkmaya çalışan Mystic iyi dojladı mermileri. MDL'nin yeri zaten belli. Türko desteğe gelmeye çalıştı ama iki oyuncu birden görüyor. Türko ilkini burada. MDL'ler bir kill daha buluyor. Bir iki pozisyon. Mystic'in canı az yakalayabilir mi? MDL'ler mermisi az. Reload'da durmak zorunda. Alabiliriz. Kendi canı da az. Mystic'i yakalayabilecek miyiz Magnum? Doğru açıda doğru yerde bekliyor Magnum. Power'a bakalım bu kez ona bir dur diyebilecek mi? Şimdi Brave de dönüyor. Tamamen bir B rotasyonu söz konusu. 4'e arkadan gelecek. Diğer 4 oyuncu burada. Booster iyi bir duvar açtı. Bundan haberdar değiliz. Booster ikili aldı. Köşünün entry bulmasına rağmen Mystic Booster. Türko bu arada Power'a bir de revive geldi. 2'ye 4-1 pozisyon. Yalnız Booster yakaladı konu. Türko kaçma gayretinde. 1'e 3 pozisyon. Round bize gelecek. Ve Köşünür 3. kill ile birlikte round'u bizim adımıza getirmiş oldu. Biz tüpü tercih ediyoruz. Killjoy buraya herhangi bir yeteneğini bırakmış durumda değil. Kendisi kontrol ediyor ki 3 oyuncumuz da Magnum'u görebildi. Ve buradan geri kaçmayı da başarabiliyor. Tabii Viper ultisi de var. Evet, bir tane Aistavus'u da bırakıldı. Ebrar gerçekten zor. Bu ulti tek çaremiz. Bu arada Brave üzerine gelen Q'şunları yakalamayı başarıyor. Dediğin gibi ultiyi iyi kullanabilmemiz lazım. Ama yani 2v5'te gerçekten 14 saniye var bir de. Sadece yapmaları gereken üstümüze koşmak. Plant'i alırken çıkmaya çalışan Monster MDL'ler yakaladı. Güzel. Birçok açıyı kontrol etmek zorundayız. Durum 2'ye 4'e geldi. Türko bir slow bırakıyor. Spike'ın olduğu koruma doğru MDL'ler sesi duydu. Brave'in çıkacağı açıya doğru cross'unu koymuş bekliyor. Çıktı buradan. MDL'ler kritik bir kill 2'ye 3'e getirdi oyunu. Round'u kazanabiliriz. Spike hala bizim avantajımızda ipten çıkıldığını gördük. Türko'dan da bir kill var. 2'ye 2'ye geldi oyun. Mystic'in burada olduğunu da biliyoruz artık. İki oyuncu da burada kaçmak durumundalar. 4'e çıkamayacak. Eğim diyeler devleşim burada. 2v5'i kazanıyoruz Karan. 8-3 ve BVL Esports. İlk yarının son roundunda kazanırsa geri dönüş
belki zannedildiği kadar zor olmayabilir. Mistik deneyecek. Denemelerinde bir kill daha buldu. Fazla hasar var ama zaten yarıya kadar almamıştı. Bu round'u kazanma şansları yok. Daha Boston'a doğru bakıyoruz. Boston gördü. Bir Sky'la beraber buraya çıkarken Nano sürüyor bizi. Biraz etkiledi. Küçük bir çağım daha gönderdi ama herhangi bir hasar yok bu esnada. Brave F. Kushner! Kushner bulmuş entry'yi Boston. Boston yakaladık. Power'a yukarıya kurmaya çalışacak. Avantaj bizde artık. Aslan Maşadov o bir kill bulabilirse iki kill MDL'ler. MDL'e bakmıyorlar. Rahatlıkla düşürmesi lazım. İlk kill aldı ama bilmiyor arkada bir diğer oyuncuyu tahmin etmedi ve Mystic kill alıyor. Şimdi Aslan'ın yeri açığa çıktı. Kullanılan bir tane tecritimiz var. Buna yanıt verebilecek durumda değiller. Mekin Türko'yu yakalarken karşılık verdik Brave. Aslan'ı yakalamış. Buradan sonra tecritin dışına çıkmak zorundalar ve şimdi 2v2'de süre avantajımız söz konusu. Power'a yerden bir silah buldu. Kushner yine site'ın içerisinde oynamaya devam ediyor. Burada artık kaçmaya çalışacağız. Olabildiğince fight'ları istemiyoruz. Yukarıda olduğunu platin hatırlatalım. Kushner açık pozisyon. Çok güzel bir kill aldılar. Power hamle yapabilecek bir noktada değil ve süre yeterli mi? Site içerisinde bir anda kalabalıklaştık. Bu arada site içerisinde bir oyuncuyu daha gördü Dörke. Hasar yok. Şimdi 4K bir entry daha buluyor bu arada. Sadece üstündeki Kushner'ı yakalamayı başardı. Türko yakın mesafede. Kardan adam pozisyonunda bekleyen bir aslan var. Bir double pick 4K için. 4K. Yani o kadar sıra sıra düşünüyor ki oyuncularımızı. Hiçbir bağlantı, hiçbir yardım yok birbirleri arasında. Bu üç oyuncunun para. 4K'yi yakaladı. 2v4 bir tane keşif oku atılıyor. Burada buz bariyer var aynı zamanda. Bu biraz bizim adımıza problem. Türko'nun duvarı duruyor. Bu round'u kazanacaksak Mikil'le birlikte bu bariyer işimize yarayabilir. Paro kill almak durumunda artık sarıdan dolanacak. Paro ilk kill aldı. Türko'nun duvarı artık kullanılabilir. Sarıda bir başka oyuncu daha var. Duvarı attık. Paro'nun sadece haydi koruması Paura lazım. Headshot'ta. Buraya gidiyoruz. Round'u kazanacağız. 9-4 olacak. Bu duvar iş yaptı. Paro arkadaşını korudu. Koruyucu melek Türko için devrede. Türko'nun son killerini çıkartıp oyuncu bırakmıyoruz. Harika. Tabanca round'unu süslemiş oldu. Orada Power'a bu kadar yakın beklemeyebilirler. Power'a bakan yok, vurmayı tercih etmedi. Power'a daha büyük bir şeyin peşinde. Bu esnada Türko'dan bir kill gelmiş. Power'a soluna bakmadı. Power'a yani, bu kadar etkili olabilecek bir oyun. Elimizden kaçırdığımız oyuncu geldi bizi vurdu ve iki tane line-up'ları var. Ayrıca Sova'nın iki tane şok okundan da bahsetmek lazım burada Brave için. Vurmamız lazım Brave'i. Şok okunu elden çıkartıyor, üstüne doğru MDL'el. Gelemedi ilk etapta, yaklaşacak olan Kushner. Yine Brave'de şok oku var, çok iyi hasar verecek. MDL'el ama kill çıkartan biz olduk. Mystic Kushner'ı düşüremedi ve MDL'el Mystic'i yakalıyor. Çok zor geçmemesi gereken round'da. Daha kolay kazanılabilir. Biraz heyecanlı bir halde. Bir anlık dikkatsizliğini yakalayabilirsek 4K'nin buradaki iki oyuncumuzun oyunu etkili olabilir ama 4K o dikkatsizliği yapmadı. Plant geliyor. Çıkacak Power'a. Güzel killer! Güzel killer! Bonus'ta durum 3v3'e geldi. Kushner'ın canı az. Power'a. Şimdi nerede olduğu belli. İki oyuncumuz Mystic. Bir canla kaldı. Magnum Türko'yu yakalamış. Artık sadece Power'a var elindeki Spectre'la birlikte. Güzel 3v3'e getirmiştik. Power'a daha fazla hasar vermeye çalışacak. Mystic en azından burada kolaylıkla yakalayabilir Power'a. İlerleyecek. Mystic karşıda cross başarılı. Spray transfer. Line-up'ı gitmedi. Nereye kuracak? Evet, bunları kurmayı tercih ediyorlar ama ilk parçasının kırılması lazım yani. Fanatik yapı inşa. Çalışmasında planti aldı. 5'e 4 pozisyon avantajları var silah olarak, oyuncu olarak, pozisyon olarak. Bir tek çıkar mı? Aslan tek gönderdi. Bolster bu arada takası almış. Dediğim gibi bir tecridimiz var. Bakalım bu... Ama kırdılar duvarı. Oo yarıya kadar aldık. Flag'e gitmek istiyoruz. Duvarın arkasındayız. Flag'e gideceğiz. Aldık Eko'yu. Çaldık. Power'a düştü belki. Belki sadece bir kişi düşürüyoruz ama... Evet Kushner'da bir operatör var. Al savunmasında çok etkili. Yalnız 4'e. Tüpe kadar farklı girdi. Evet, tareti kıracak. Sonrasında smoke'la beraber B'ye sızmak isteyebilir. B'de tek oyuncumuz var. MDL'ler dikkatli olması Viper gerekiyor. Viper ultisini de kullandılar. MDL'ler hayatta kalması yeterli olacak. Şu an için takım arkadaşlarından destek gelmesine ihtiyacı var. Attık. Yalnız bu arada Power'a midde bir fight yaşadı. Fight sonuçlanmadı ve Magnum bir taret bırakıyor tüp çıkışına doğru. Şimdi Boster'ın pozisyonu çok kritik. Onu yakalamak zorundayız Power'a. Çıkacak bu stoktan. Boster biraz geç kalmıştı yakalamakta ama sonunda kill'i bulan isim o oldu. Sonrasında MDL'ler. Yukarıda Dörke wallbanglerle çalışmaya. Gidiyoruz üstüne. İş yapmaya çalışıyor. Şimdi Kushner elinde operatör yukarıda olduğu için tabii ki'li çıkartamadı. Türko karşılık verdi. Burada maalesef ultimiz
Evet, şimdi kullanıldığı ulti yok zannediyordum ama Türk ultiyi aldı. 4v4. 4'e geçim okunu çabuk kurabiliyor. Bu bir dezavantaj. Faydalanamadık bu yetenekten. Süreye akıp giderken artık ya geri çekileceğiz ya da koşmak zorundaydık. Koşmayacağız site'a doğru. Brave 2 kill daha aldı. Koruma kararı gelirken maalesef 2 oyuncumuzu daha kaybediyoruz. Ve ardından onlar sadece Brave'i hayatta tutabildi. İmdiyeler gelecek. İmdiyeler Boster fark etti onu. Drone aynı zamanda İmdiyeleri tekliyor. Burada Sov ultisini çıkarmak istiyorlar zannediyorum. İmdiyelerin başı dertte. Ve İmdiyeler Sov ultisiyle Brave tarafından yakalandı. Site'da plant'i de alıyorlar kolaylıkla. Ayrıca tecritlerinin bulunduğunu ve bir Sage ultilerinin olduğunu belirtmiştik. Aslan'ın buradaki ultisi sonuç getirebilir mi? Özellikle retake'e başladığımızda bu ultiye başvuracağız. Şimdi bir keşif oku. Tecrit. Bu ultiyle kırılmak durumunda, artık bu ultiyi bunun için kullanmak durumundayız. Sarı tarafında Power'a. İlk hamlesinde başarısız, herhangi bir destekle söz konusu değil. Biz ultiyi kıramadık. Böyle bir problem var ve bir oyuncumuz da alıkonuldu. Artık yavaş yavaş kontrole de sahipken, kill çıkartamazsak eğer bu round son round olacak. İlk kill Türk olan gelirken Boster takası oluyor. Tek başına Aslan ancak bir kill bulabildi. Ve Fnatic Icebox haritasının kazananı oluyor bize karşı. Onlar tercih etmişlerdi.